Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolardan anında haberiniz olması için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün tekrar videomuzda BTC ve BTC'nin yan pariteleri ile ilgili sizlere bilgilendirme yapacağız ve olabildiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle BTC günlük kapanışını 35.400 dolarda yaptı arkadaşlar. Ne demiştik? 35.500 dolar altında günlük kapanışlar BTC için sıkıntı yaratır. Fiyatı aşağıya götürür. Dünkü videomuzda da fiyatın aşağıya gitmesi konusunda, fiyatın aşağı gideceği konusunda sizleri uyarmıştık. Merak eden arkadaşlar, dönüp bakmak isteyen arkadaşlar dünkü videomuzu açıp izleyebilir arkadaşlar. Şimdi burada 4 saatlik de düşüş trendinde öncelikle dün demiştik ki bu trend üstünde tutunamazsa yeşil trend üstünde öncelikle şu saatliğe bir geçelim. Saatlikte size yakından bakıp yakın vadede size yön olmaya çalıştık. Burada demiştik ki turuncu üstünde tutunamaz. Turuncu üstünde tutunduğu takdirde kapanışlar 4 saatlik kapanışlar görmemiz gerekli demiştik. Bu parite 1 saatlik arkadaşlar. 4 saatlik kapanışlar görmemiz gerekli demiştik. Ve burada 4 saatlik kapanış yapamadan kendisini 36.400 direnci üstünden aşağıya düşürdü arkadaşlar. Ve turuncu bizim direncimizin üstünde de tutunamayıp buradan aşağıya düşüş yaptı. Aynı zamanda bizim alttan çizmiş olduğumuz pembe trend desteğimizin de altında kapanışlar göstererek kendisi aşağıya bir düşüşünü başlattı. Burada üçlü tepe mevcut, hatta dörtlü tepe mevcut ve çok küçük de bir obo mevcut arkadaşlar. O küçük obonun hedefini burada çizmiştik. Küçük obonun hedefi benim burada bir önceki videolarımda da bulunan destek alanı olan belli bir aralık olan 33.900-33.500 dolar aralığı var. Fiyat oradan obo çalışıp fiyat 33.935-33.500 dolar aralığına kadar inmiş durumda. Aynı zamanda benim burada yukarıdan gelen çizmiş olduğum beyaz trendimde altında kapanış yapmamış durumda. Şu an burada bir iğne kaldı arkadaşlar. İğnede de altında kapanış yapmaması gerekli. Buranın altında kapanış yaptığı takdirde fiyat daha da aşağılara gider. Öncelikle bu düşüşün destek noktaları 33.900-33.180-32.400 ve asıl bu düşüşün alım yeri 31.300-30.600 rakamı arkadaşlar. Buralardan değerlendirmek isteyen arkadaşlarım kademe kademe alım yapabilirler. Burada günlerdir konuştuğumuz ne vardı? 34.000 dolar omuz altı desteğini kaybetmememiz gerekiyordu. 34.000 dolar omuz altı desteğinin altında şu anda fiyat. Günlükte 34.000 dolar altında kapatmamamız gerekiyor arkadaşlar. Buraların bir iğne olarak kalması gerekiyor. Saatlikte çizmiş olduğumuz, bakın buradan ben size, burada aynı zamanda benim çizmiş olduğum bir oba mevcut. Burada gördüğüm obanın hedefi de aşağıda fiyat olarak benim çizmiş olduğum yine 29.500 ve 29.000 dolar aralığı. Buradaki mevcut büyük obanın hedefi. Umarım bu obo çalışmaz diyeceğim ama şu anda fiyat 34.800 dolar altında olduğu için obonun omuz altı 34.800 olduğu için şu anda fiyat 34.800 altına bir iniş başlattı ve obo şu anda çalışıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum, obonun hedefi 29.600-29.200 dolar rakamı. 4 saatlikte RSI çift dip yapmış durumda. Burada RSI'de fiyat daha aşağıda olmamasına rağmen verinin çok hafif aşağıya ihlali var. Aynı zamanda bu düşüş dışında bundan önceki düşüşte aslında bir uyumsuzluk vardı MACD'de. Ama şu anda MACD'de kırmızı yakmış durumda volatil olmasıyla birlikte. Aynı zamanda hacimde bundan bir önceki 4 saatlik düşüşte hacimde oldukça, satış hacmi de oldukça yüksek arkadaşlar. Burada 4 saatlikte fiyatın nereye gideceğine bakmak istiyorsak, tabi 4 saatlikte de bu obo çok net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar burada mevcudunda. Ama şöyle söyleyeyim, ben burada obonun yukarı kadar bir 38.000 dolarlara kadar bir yukarı çıkmasını öncelikle bekliyordum. Oradan çalışma ihtimalini bekliyordum. Çünkü burada 4 saatlikte gözüken obo daha büyük bir obo. Bakın burada bir omuz, burada bir baş ve ben burada bir omuz yapma ihtimalini varsayıyordum. Eğer bu kırılım gerçekleşmeseydi, 38.400 dolar, pardon 34.800 dolar altı kırılım gerçekleşmeseydi, ben size bu videoda fiyatın buradan yukarı döndüğü senaryoda buradaki obadan bahsedecektim. Sizi o konuda uyaracaktım. O yüzden de bu pembe trendimi çizdim. Bu pembe trendin altına kırıldığı senaryoda saatlikteki obo çalıştı arkadaşlar. Saatlikteki oboyu da az önce gösterdim. Burada fiyat yukarı gitseydi 38.800 dolar rakamlarını, 38.000 dolar rakamlarını bir trade edecektik. Ama burada fiyat oboyu çalıştırarak aşağıya sert bir şekilde kırıldı. Hacimli bir şekilde kırıldı. Burada düşüşün bitişi ya da düşüşün akümülesi, yani düşüşün tepki alabileceği yerler neresi diye bakacak olursak arkadaşlar, 31.000 dolardan
bir Fibonacci çektiğimiz senaryoda burada düşüm bitmesi olan yer, ihtimal olan yer 33.232.100 dolar. 33.232.100 dolar aralığı arkadaşlar, burada düşüm bitme ihtimali olan yer, düşüşün yukarı tepki alma ihtimali olan ilk yer 33.200 dolar rakamı. Eğer fiyat buralara kadar inerse buralardan ihtimal olarak yukarı sert bir şekilde hareket başlatabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta, takipçi olmakta, takipçisi olmakta fayda var. Dominasyona bir bakalım. Dominasyon burada trend üstünde, kırmış olmasına rağmen trend üstünde, 4 saatlik de çizmiş olduğumuz trend üstünde kapanış görmemize rağmen yukarı gitmiyor. Burada da bir retest söz konusu. Günlükte dominasyon yukarı kırdı trendini. Fakat şu anda bir destek arasında, destek iki destek arasında kalmış durumda. Buradan yukarı 47'lere 48'lere bir hareket başlatabilir. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Bitcoin'in buradan sert geri dönüşüyle, hacimli geri dönüşüyle birlikte böyle bir hareket gelebilir. Öncelikle bu piyasanın dönmesi için biliyorsunuz ki euro dolar paritesinin geri dönmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde burada euro dolar paritesinin dönüşü için henüz hiçbir sinyal yok. MACD net bir şekilde aşağı gidişini devam ediyor. RSI net bir şekilde aşağı gidişini devam ettiriyor ve veri şu anda RSI verisi 27 arkadaşlar. Umarım pazartesi ile birlikte euro dolar paritesi yukarıya sert bir dönüş gösterirse Bitcoin'de bu pariteyle birlikte yukarı sert bir hareket başlatabilir. 37.500 üzeri 41.000 dolarlara kadar olan bir hareket başlatma ihtimali çok yüksek. Dediğim gibi buralardan kademe kademe almak isteyen arkadaşlarım 33.300 ve 32.100 dolar aralığında kademe kademe toplayabilirler arkadaşlar bu iki destek rakamında. Total 2 verisine bakalım. Altcoin'ler için Total 2 verisi önemliydi biliyorsunuz. Şu anda Total 2 verisi destek altında kalmış durumda. Kendisi 753 milyar dolarda. Ne demiştik? 806 milyar dolar altında kapanışlar görürsek fiyatın 695 milyar dolarlara kadar düşmesi olası, takip etmenizde fayda var demiştik. Umarız burada 695 milyar dolar rakamına kadar sert bir iniş olmaz. Yani yavaş yavaş inmesi ayrı, sert bir iniş olmaz. BTC'nin yukarı döndüğü senaryoda Total 2'ye de para girmeye başlayacaktır. Total paraya da bakacak olursak burada trendini aşağıya kırmış durumda. Biliyorsunuz ki trendlerde aşağıya kırılımlarda hedef belirlemesi için şöyle bakıyorduk arkadaşlar, trendini aşağıya kırmış durumda ve tam olarak benim çizmiş olduğum 761 milyar dolara kadar. Yani bakın bu ne demek? Şu anda 1.4-1.38 trilyon dolardayız. Buradan bu kırılım çalışırsa 761 milyar dolara bu piyasanın düşmesi demek, BTC'nin fiyatının neredeyse yarı yarıya inmesi demek uzun vadede. Umarım 1.2 trilyon dolardan ve 1.1 trilyon dolardan bu piyasa bir geri dönüş sağlar arkadaşlar. Burada 1.2 trilyon dolar güzel bir destek, buraya tutunmamız kesinlikle ve kesinlikle şart. Pazartesi euro doların açılışına bakmamız çok gerekli. Euro dolar parite olarak bir an önce bu piyasa için geri dönüş işaret fişeğini atması gerekli arkadaşlar. İlk önce bakacağımız parite pazartesi günü euro dolar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videonun altında bulunan açıklamada Telegram linkimiz ve Discord linkimiz var. Bilgilerden haberdar olmak için bu linklere tıklayarak Telegram ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.